Küresel aynalarda gölge oluşumu. Arkadaşlar küresel aynalarda gölge oluştururken öncelikli olarak sanki aynamızı yokmuş gibi kaynağımızdan cismimize doğru ışınlar yollayarak perde üzerinde bir gölge değerini hesaplayalım. Öncelikle kaynağımdan ışınlarımı engelime doğru yolladım ve burada bir gölge alanı belirledik. Sonra buradaki küresel aynada kaynağın oluşturduğu görüntü değerini hesaplamamız gerekiyor. 3F'deki bir cismin görüntüsü. 3F bölü 2'de meydana geliyordu. 3F bölü 2'dedir dedik. Ve yine buradaki görüntüden de engelime doğru ışınlarımı yolladım. Sanki ikinci bir kaynağımız varmış gibi. İki kaynaktan da ışık alamayan noktalar bizim için artık tam gölgeyi. Tek bir kaynaktan ışığın alınamadığı noktalarda ise yarı gölgenin oluştuğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bir örneğimiz var. Perde üzerindeki gölgeleri çiziniz denilmiş kaynağımız da merkez noktasındaymış. Öncelikle aynamız yokmuş gibi buradaki kaynaktan ışınlarımı perde üzerine gönderdim. Ve sonra buradaki aynadan yolladığımız ışınlar yine kendi üzerinden geri döneceği için yine kaynağın görüntüsü tekrardan merkezde oluşacaktır. O zaman artık demek ki buradaki perde üzerindeki alanın bir tam gölge oluşturduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki burada Işınlarımız artık neredeymiş? Kaynağımız odaktaymış. Yine aynamız yokmuş gibi buradan bir ışın yolluyorum. Gölge değerimi belirledim. Odaktan gelen ışınlar asal eksende paralel olarak yansıyordu. O zaman burada da yine bir gölge alanı belirlediğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Burası bizim için tam gölgeyi verecek. Ve buranın da yarı gölge olduğunu söyleyebilirim. Işınlar asal eksene paralel geldiği için buradaki cismin yarı çapı R kadarsa gölgenin de tam gölgenin de yarı çapının R kadar olduğunu söyleyebiliyoruz. Peki yine kaynağımız odak noktasındaymış. Buradan ışınlarımı çiziyorum. Işınlarımızı çizdik. Buradaki gölgenin yarı çap değerini belirlememiz gerekirse. Arkadaşlar eğer burası R yarı çapındaysa F'in 2F oranı R'nin 2R'ye oranını verecektir diyebilirim. Aynı şekilde asal eksenden odaktan gelen bir ışın asal eksene paralel olarak gidecekti. Ve burada da yine bir tam gölge alanı belirledik. Ve buranın yarı çapı içinde R kadardır diyebiliyorum. Yani oluşturduğumuz şekil için şuradaki yarı çap değerimiz R kadar ve buranın yarı çapı içinde artık 2R kadardır diyebiliyorum. Şurası bizim için artık bir tam gölge. Diğer kısımların ise yarı gölge şeklinde olduğunu söyleyebiliyoruz. Müzik